Geçtiğimiz haftalarda fiyat sabitleme konusunda sıkıntı yaşayan armut alan restoran işletmecileri, Armut Alan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü tarafından yapılan toplantıyla sorunlarını dile getirdi. Ünlü, restoran işletmecilerini satışlar konusunda uyararak müşterilere güven veren birer işletmeci olmaları gerektiğini söyledi. Maliyeti 5 liraya mal olan bir şeyi 5 liraya satmak ticaret değil. Bu hammallıktır, uşaklıktır, köleliktir. Maliyet 5 liraysa oturun 7 liraya mı vereceksiniz, 10 liraya mı vereceksiniz? Herkes aynı fiyatı versin. Birisi 5 lira der, birisi 3 lira der, birisi 7 lira derse burada olmaz. Sonuçta ticarette güven esastır. Müşteriniz olan kişiler sokağa çıktığında, baktığında bir yerde 3 lira, bir yerde 5 lira, bir yerde 10 liraysa bu adamın kafası karışır. Ve bu adam yiyecekse oturup yemez, alacaksa, alışveriş yapacaksa alışveriş yapmaz. Esnafa karşı, o işletmelere karşı güven kalmamıştır. Birbirinizle fiyat konusunda rekabet yapmayın diyen Ünlü, müşteriye güler yüzlü ve ölçülü davranmaları gerektiğini söyledi. Rekabeti fiyat konusunda yapmayın birbirinizle. Rekabeti birbirinizle iş yeri niteliği, personelin niteliği ve sunduğunuz ürünün niteliği ile yapın. Özellikle bu gelen, geçen insanlara yapılan yanlış uygulamalar, yanlış hareketler, yanlış sözler kesinlikle olmasın. Duyarlı olmanızı istiyorum. Kurallara uymayan işletmecilerle ilgili de cezai işlemler uygulanacağının altını çizen Ünlü, kafe, restoran ve eğlence mekanları gibi yerlerde de çalınan müzik sesi konusunda da işletmecileri uyardı. Dürüst esnafta koruma açısından bizim de bazı önlemleri almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu tür işlemlere maruz kalmayın. Herkesin hoparlörler yola dışa dönük. Bu hoparlörleri içe dönük yaparsanız bu bizim bahsettiğimiz sıkıntı yaşanılan gürültü olayı gündeme fazla gelmez. Toplantıda işletmeciler de tek tek söz alarak sorunlarını anlatarak bunlara çözüm aradı. Burada aşağı yukarı 60 tane işletmeci varız. Bir gün biri gelsin desin ki ben belediye harcımı ödedim, kiramı ödedim, elektriğimi yaptırdım, su borcumu ödedim, mutfak açlarının parasını ödedim desin. Biri çıksın desin ki ben ödedim. Hiçbiri ödememiştir. Kazanmıyoruz. Sağ olsun. Emniyet de istese, zabıta da istese her gün ceza yazar, her gün hanım çoktan tutana tutar. Ama Allah razı olsun, esnafı idare ediyorsunuz bu sene. Bütün esnaflar arkadaşlar adına ben teşekkür ediyorum. Hem Emniyet Müdürlüğü'ne hem Armut Alan Belediye Başkanlığı'na. Her yerde bizim Armut Alan veya Yunus Nadi'de 24 lira, 25 lira ikili istek yani. Ne derler ona? Kilosu bomble yapmışlar. Bonfilenin kilosunu alıyoruz. 49 liradan biz alıyoruz. 49, 30'a da var. 35'e de var. 49 lirayı biz alıyoruz. Adamı 19 TL yazmış, 99 yazmış. Biz 5 porsiyon çıkartıyoruz. 4 çıkıyor. Bana maliyeti 12 lira. Şimdi bakın. Veremiyoruz. Şimdi bakın Soner. Ama rekabete dayanmak için elimizden geldi aşağı iniyoruz müdür mecburen. Şimdi bakın Soner Bey. Geçen sene bu aynı toplantıyı başkanım da yaptı. Biz de yaptık aynı toplantıyı. Şimdi bu civardaki esnaf sizsiniz zaten. Sizin başka bir kimse var mı aranızda giren? Sizsiniz yani bunu yapan. Yine burada bu konuşma yapıp da bu kararı alan da sizsiniz. 10 lira 5 lira yine sizsiniz. Ben değilim yani. Ben hiç kimseye demiyorum ya. Ha, siz kurala 30 kişi kararlılıkla uysun. Diğerlerini biz hep beraber bu kurulla uydururuz. Bilmiyorum, bakıyorum hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Biz kendimiz toplanıyoruz, konuşuyoruz ya da fiyat bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Asıl fiyatı da belirleyen de biz değiliz. Burada fiyatı belirleyen büyük oteller, büyük apartlar. Şimdi ben örnek vereceğim. Bütün oteller her şey dahile dönmüş. Her şey dahile dönünce içeride müşteriyi tutabilmek için bütün animasyonlarını, bütün müzik en yüksek seviyesinde tutuyorlar. Toplantıya katılan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan da işletmelerin fiyat sabitleme konusunda uzlaşmaları gerektiğini söyledi. Herkesin kendi arasında bir fiyat birlikteliği yapması düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Bunu ilerleyen zamanlarda yani şu biliyorsunuz ülkemizin gergin atmosferi bir iki güne kadar biterse bunlara yoğun bir şekilde eğilmeye başlayacağız tekrar. Cihan, sezon boyunca denetimleri artıracaklarını ve işletme sahiplerine temizlik konusunda dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek bir işletmeyi kadın gözüyle yönetin dedi. 4-10 liralık bir birayı siz eğer 5 liraya satıyorsanız ben bunun arkasında başka şeyleri ararım.
Yani bunun arkasında giderim bakarım, ya iş sahibinin iş yeri, eğer kiraysa iş yerinin kirasını vermiyorsunuzdur. Ya çalışanın vergisini parasını vermiyorsunuzdur. Ya vergiyi ödemiyorsunuzdur. Ya ne bileyim yani kaçak içki kullanıyorsunuzdur. Bunun bir takım bir sürü şeyleri vardır. Bunu tabii bu kurul aracıyla denetlemeyi düşünüyoruz. Kadın gözüyle işletmeyi yönetin. Bunu her zaman söylüyorum. İşletme mantığı bir kadın gözüyle yönetesin. Yani eşinizle geldiğiniz zaman işletmeye neye bakarsınız? Barda veya restoranda neye bakarsınız? Adamın tırnağına varana kadar bakın. Cihan, Marmaris'e gelen turistleri taciz etmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. 3 aylık, 4 aylık kış sezonunda herkes ülkeyi tanıtmak için bir şeyler peşine gidiyor. Ama siz buraya geliyorsunuz, yazın bu adam geliyor. Buy one get one'a başlıyorsunuz. Ondan sonra yoldan geçeni zorla bakıyorum. Şimdi isim vermeyeceğim. Kavşak noktalarına falan uzaktan bakıyoruz. Mobesiyle her tarafı kontrol ediyoruz. Şehrin her tarafını. Adam burada yolun bu tarafında. Karşı taraftakine el sallıyor. Hello, hello. Zorla. Ondan sonra diyorsun ya ne yapıyorsun arkadaş? Bizim tanıdık da. Ondan el sallıyorum. Ya biz bu aptal değiliz ki. Herkes bunu görüyor. Yani o adam senin tanıdığın olur da tamam da tanıdığın adam bu kadar taciz etmezsin ki.